Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda ücretsiz slider nasıl kurulur ve nasıl ayarlanır bunu göstereceğiz. Kısa bir video olacak. Bu videomuzda ücretsiz bir slider kullanacağımız için herkesin merak ettiği Revelation Slider videosu ayrı bir video olacak. Onu şimdiden söyleyeyim. Öncelikle eklentiler yeni ekle kısmına geldikten sonra sağ taraftan slider yazıyoruz ve Smart Slider 3 eklentisini indiriyoruz. Bu eklentimizi etkinleştirdikten sonra sol tarafta Smart Slider Dashboard alanı gelecek zaten. Buraya tıkladığımız gibi sizde öncelikle bir karşılama ekranı gelecektir. Ben bekleme yapmasın diye direkt eklentiyi kurdum videodan önce. Şu an gördüğünüz gibi ana sayfamız geldi. Burada örnek olarak zaten kendilerini, kendi sliderlarını tanıtan bir tane video eklemişler. Pardon, bir tane slider eklemişler. Şimdi biz kendi sliderımızı oluşturacağımız için sol taraftan New Proje diyoruz. Tıkladığımızda bize yeni projenizi kendimiz mi oluşturacağız yoksa hazır bir template mi kullanacağız? Yani hazır bir şablon mu kullanacağız? Biz hazır bir şablon üzerinden değişiklikler yapalım. Daha basit, daha pratik olacak ve görünüş olarak da daha güzel durabilir. Burada gördüğünüz gibi 14 tane şu an ücretsiz olarak şablonumuz mevcut. Premium versiyonunda da farklı farklı şablonlar mevcut gördüğünüz gibi. Biz ücretsizlerden şu gözüme çarptı, gayet güzel duruyor. Hatta bir ön izlemesine de bakalım. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir sliderımız mevcut. Bu slider'ı import dediğimizde otomatik olarak slider'ımızı kuruyor. Şu an mevcut slider'ımız geldi. Bu slider'ımızı edit dedikten sonra slider içerisinde düzenleme yapabilirsiniz. Buradaki düzenleme mantığından biraz size bahsetmek istiyorum. Mantık şu: hazır bir şablon üzerine değişiklik yapacaksınız. Yapacağınız değişikliğin, yani mesela butonla mı değişiklik yapacaksınız? Butona tıklamanız yeterli. Gördüğünüz gibi butonla ilgili bize tüm detaylı verileri veriyor. Buradaki label alanı, mesela buraya shop now yazabilirsiniz. Shop now yazabilirsiniz veya hemen al yazalım. Hemen al. Linkinizi belirleyebilirsiniz. Tipini, rengini, yazını ortalanmayacağını değiştirebilirsiniz. Hatta buradan animasyonu da ekleyebilirsiniz. Tabii ki animasyon için de premium versiyonunu almak zorundasınız. Buradan hemen al butonumuzu yaptık. Resmi link verebilirsiniz veya resmi değiştirebilirsiniz. Şu an herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Ekstradan buradan yeni bir tane daha slider oluşturup kaydıramalı bir şekilde slider yapabilirsiniz. Ve sol taraftan da eklemek istediğiniz özellikler varsa buradan layer oluşturabilir veya kütüphaneden ekstradan, mesela premium tabi çoğu ama ekstradan ücretsiz olarak yeni sliderlarda ekleyebilirsiniz bu şekilde gördüğünüz gibi. Sağ üst taraftan da geri alabilirsiniz. Şu an mevcut olarak biz bunu kaydediyoruz. Kaydettikten sonra dashboard'a geri dönüş yapıyoruz. Ve bizim burada ana sayfaya ekleyeceğimiz slider'ımız bu. Bunun short kodunu alacağız. Short kodunu alabilmek için üstüne tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi short kod direkt bize geldi. Bunu kopyala dediğimizde bizim şu an ana sayfamıza gelelim. Sayfalar. Şu an bizim ana sayfamız örnek sayfa mıydı? Bir bakalım, kontrol edelim. Değil, şöyle. Hatta ana sayfa değil, direkt örnek sayfasını da kurabiliriz. Hatta şöyle görüntülemek için yeni bir sayfa da açabiliriz. Bu arada mevcut olarak herhangi bir premium tema kurulu değil şu an. O yüzden görünüşte size biraz basit geliyor olabilir. Şuraya mesela ekstradan şu an WordPress'in tabi önceki sistemleri bu kadar basit değildi. Şu an iyice basitleştirdi. Gördüğünüz gibi kısa kod yazarak short kodumuzu ekledik. Örnek slider ismini vererek bir sayfa yayınladık. Şu an bu sayfamıza tıkladığımızda, açtığımızda slider'ımızı gördüğünüz gibi göreceksiniz. Şu an mevcut olarak ekran boyutu ufak geliyor olabilir. Bu tamamen temanın sayfa dizaynından kaynaklı. Şu an siz mevcut temanızda daha büyük bir şekilde veya tam boy şeklinde görebilirsiniz. Bunu şu an ayarlamakla uğraşmayacağım. Çünkü ben size tamamen eklentiden bahsetmek istedim. Smart Slider eklentisi bu kadar basit. Kurulumu, kullanımı cidden bir saat içerisinde profesyonel bir şekilde kullanabilirsiniz. Revelation Slider için de bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.